Herkese merhaba. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Niye böyle bir giriş yaptım bilmiyorum. Neyse. Bugünkü videom çiçek bakmayı sevenler için. Bunu aslında ev videosuyla birlikte çekecektim ama sonra dedim ki neden birleştireyim? Sonuçta ayrı konular ve ikisinin izleyicileri farklı olur diye düşündüm. Bence güzel çiçek bakıyorum. Bir de bu benim çiçeğimin bir ay boyunca bakımsız kalmış hali diyeyim ben size. Yani Bursa'daki evime giderken bunu balkona bırakmıştım. Altına büyük kovaları doldurarak ama ya hem çok sineklenmiş, kurtlanmış vesaire. Kötüydü durumu ben geldiğimde. Yani bu kadar iyi değildi. Ben geldikten sonra biraz daha toparladı. Ben geleli birkaç hafta oluyor işte. Ben çiçeğime nasıl bakıyorum? Öncelikle normal su çok dökmüyorum. Yani dökersem de birkaç gün dinlendirip döküyorum. Yani en azından bir gün dinlendirip döküyorum suyu. Mesela bu görüyor musunuz bilmiyorum. Yumurta haşladığım su. Yumurtayı haşladığım su. Eğer hani evde yumurta haşlıyorsam muhakkak o suyu bekletirim. Yani çiçeklerimin suya ihtiyacı yoksa da o suyu bir kaba koyar bekletirim. Kesinlikle bunu lavaboya dökmüyorum. Çünkü bu su gerçekten çok faydalı. Bunu az önce öğrendim. Yani çiçekler için faydalı olduğunu biliyordum. Bu senelerdir yaptığım bir şey. Bunu internette görmüştüm hani çiçekleri beslediğini. Az önce dedim ki bir bakayım hani 2 dakika. Kemik erimesine vesaire çok iyi geliyormuş. Tabii hepsini okuyamadım. Okumadım daha doğrusu ama bir fırsatta okuyacağım. Tekrar söylüyorum. Bu yumurtaları haşladığım su. Dökmüyorum. Ben bunu çiçeklerime döküyorum. Çiçekleri beslediğini dediğim gibi biliyordum. Ama birçok şeye de faydası varmış. Muhakkak bakın derim. Öğrenmekte fayda var. Bu temizlikte gördüğünüz sirkeli suyu. Bunu böcekler için kullanmıştım aslında. Ve faydasını gördüm. Temizlik videosunda karbonatı öğrenmiştim. Yani bu bildiğim bir şeydi. Karbonatı bilmiyordum. Karbonatı temizlik videosunu çekerken karbonatın faydalarının arasında görüp öyle öğrendim. Sineklere falan iyi geliyormuş bu su. Size şimdi deneyimimi söylüyorum. O gün çiçeklerimi karbonatlı suyla suladım. İçerisinde gerçekten çok sinek varmış sanırım. Bütün sinekler dışarı çıktı çiçekten. Yani sineğimde çiçek, ay çiçeğimde sinek kalmadı. Ama hepsi dışarı çıkmış oldu. O yüzden ben artık çiçeklerimi suladığım bütün suların içerisine karbonat koydum. Allah'ım ben niye konuşamıyorum ya. Neyse. Ne kadar koyuyorum derseniz yarım litreye bir tatlı kaşığı koydum. Yani 1,5 litrenin içerisinde 3 tane tatlı kaşığı vardı ama ben bunu kullandım tabii. Hani videoyu çektikten sonra bu suyu bütün çiçeklerime döktüm. Tek çiçeğim bu değil ama en büyüğü ve gösterişli olan şu anda bu olduğu için bununla videoyu çekmeye karar verdim. Onun dışında ben şöyle söyleyeyim. Doğru konuşuyoruz şu anda. Bunun yapraklarını tek tek silmiyorum. Çünkü yaprakları çok küçük. Ama kendi evimizde büyük yapraklı ev çiçeklerimiz vardı. Ben onların yapraklarını böyle suya azıcık zeytinyağı damlatıp onunla siliyordum. Hem parlak oluyordu hem de o onu besliyordu. Ayıptır söylemesi çiçek bakmayı. Beceriyorum galiba. Biliyorum ben besliyormuşum. Azıcık kendimi öveyim. Bunu yapraklarını dediğim gibi silmiyorum. Yani çünkü çok fazla ve bu dikenli bir çiçek. Aralarına girmem mümkün değil. Zaten saksı alabilirsem bunu çoğaltmam lazım. İyice köklendi aşağıda. Ama şöyle yapraklarını silmesem de arada bir suyun içerisinde birkaç damla zeytinyağı döküp o şekilde suluyorum. Zeytinyağının faydalarını zaten biliyorsunuzdur. Bilmiyorsanız da ileride onunla ilgili de bir video çekeriz. Tabii çok araştırma yapmam lazım bunun için. Çünkü gerçekten çok faydalı şeyler bunlar. Neyse lafı uzatmıyorum. Bunların hepsi çiçeklerimiz için faydalı şeyler. Ben çiçeklerim için bunları kullanıyorum. Sizin kullandığınız başka şeyler varsa söyleyebilirsiniz. Ben de öğrenmiş olurum. Benim videom bugünlük bu kadar. Başka söylemek istediğim bir şey, unuttuğum bir şey herhalde yok. Varsa da yazı olarak aşağıya eklerim. Bana vakit ayırdığınız, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın, hoşça kalın.